Likya Life kanalından herkese merhaba. Karavan yapım serimizin bu bölümünde araca dizel ısıtıcı takacağım. Montajını kendim yapacağım. Bu videonun kendi montajını yapmak isteyenlere faydalı olması açısından montaj esnasında her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Kutusunu açtığımızda içinden neler çıkıyor? Yakıt hortumu çıkıyor. Bunu aracın mazot deposundan cihaza bağlayacağım direkt. Sıcak hava borusu çıkıyor. Cihazın ürettiği sıcak havayı aracın içine dağıtmak için. Bir de mazot deposunun içine uzatacağımız yakıt hortumu çıkıyor. Egzozu. Cihazın mazotu yaktıktan sonra dumanı dışarı atması için. Çeşitli boylarda sıcak hava üfleme başlıkları. Egzozu için susturucu. Cihazın kendisi. Şuradan mazot cihazın içine giriyor. İçinde yanıyor. Yanarken buradan giren temiz hava buradan çıkıyor. Sıcak hava olarak. Burası egzoz giriş çıkışı. Burası da yanma odasının temiz hava girişi. Kullanım paneli ve uzaktan kumandası. Mazot pompası ve bağlantı ekipmanı. Monte edeceğimiz yer için hazır kesilmiş şablon şeklinde bir yaklaşık 1 milimlik saç parça. Mazot deposu da çıkıyor ama ben bunu kullanmayacağım. Ben direkt aracın mazot deposuna bağlayacağım cihazı. Sürekli bunu doldurmakla uğraşmayacağım. Cihaz aracın mazot deposundan çekecek ihtiyacı olduğunda yakıtı. Yine çeşitli kablolar, bağlantı ekipmanları. Kutudan yine bol miktarda kelepçe ve çeşitli boylarda bağlantı ekipmanı çıkıyor. Şimdi cihazı monte etmeye başlayabiliriz. Aracın koltuklarını söktüm. Sürücü koltuğuyla yolcu koltuğun arasında mazot deposuna açılan bir kapak var. Bu kapağı kaldırdığımızda altından mazot deposunun şamandırası çıkıyor. Ben bu boruyu deleceğim. Buradan direkt mazot deposundan yakıtı alıp cihaza bağlayacağım. Cihaz yolcu koltuğunun altında olacak ve buradan direkt karavan içine doğru sıcak hava üfleyecek. Buranın altına delik açıp egzoz çıkışlarında aracın altına vereceğim. Şurada mazot deposunun şamandırası var. Şu ise mazot deposunun hava hortumu. Bu hortumu sökeceğim. Buradan bir delik açacağım. İçeriye doğru mazot borusunu sallayacağım. Mazot hortumunu buradan direkt depoya bağlamış olacağım. Şu yeşil mazot hortumunu da şu alttan uzattım. Sacın altından geçiyor. Webasto'yu monte edeceğim yerin altına geliyor. Buradan Webasto'nun altına ulaşacak ve cihaza bağlanacak. Yani şu hava hortumunu açacağım delikten mazot yeşil hortuma gelecek. Yeşil hortumdan da mazot pompası vasıtasıyla cihaza ulaşacak. Şimdi bunun montajını yapmaya başlıyorum. Önce bir pense yardımıyla şu vidayı söküyorum. Sonra şu hortumu çıkarıyorum yalnız. Biraz sıkışmış tabii. Yıllardır açılmadığı için. Evet. Onu çıkardıktan sonra mazot deposuna toz dolmaması için temizliyorum kenarını ve kapağını kağıt bantla kapatıyorum. Şunu da aynı şekilde siliyorum. Mazot deposunun içine uzatacağım metal borunun uzun gelen fazlalık kısmını keseceğim.
açtığım delir şekilde vida başlığı da sığacak şekilde ayarlıyorum. Delik istediğim büyüklüğe geldi. Şimdi tekrar bunu yerine takıp bu hortumun uygun olup olmadığını tekrar test edeceğim. Ama önce şunun içindeki plastik parçacıklarını temizlemem lazım. Metal hortumu deponun boyutuna göre kestim. Zaten şu plastik şeyi de kesmiştim. Şimdi deponun içine uzatıyorum. Üst kısmı vida şeklinde olduğu için plastiğin içine direkt vidalanmış oldu. Tabi etrafını yine silikonla çevireceğim, yani bu şekilde bırakmayacağım sadece. Yani şöyle olmuş oldu. Ama bu sanki kapağa oturmayacak şekilde, biraz onu bir test edeceğim. Ondan sonra gerekirse bunu hafif bükeceğim. Evet, bu kapak oturmuyor. Tam buraya sürücü koltuğunun altına yerleştireceğim. O yüzden şöyle cihazla birlikte gelen bir sac var. Boruların şekline göre düzenlenmiş. Bunu buraya koyup buradan delik açacağım. 2 tane. Bir tanesi yanma odasına gelen temiz hava borusu. Diğeri de egzoz çıkışı. Aracın bu bölgesinden bir alanı kestim dekupajla. Daha sonra cihazın alt tarafına temiz hava girişi, yanma odasına temiz hava girişi ve egzoz çıkışını bağladım. Yine mazot girişi içinde mazot hortumu bağladım. Şu da aracın altına takacağım cihazın mazot pompasının elektrik kablosu. Şimdi cihazı buraya monte edeceğim. Bu borular ve mazot hortumu ve mazot pompasının kablosu buranın altında kalacak. Alttan yakıt deposundan gelen mazot hortumuyla cihazdan gelen mazot hortumunun arasına da mazot pompasını bağlayacağım. Sonrasında elektrik kablosunu bağladıktan sonra cihazın montajı bitmiş olacak. Şu an aracın altındayım. Size cihazın aracın altındaki bağlantılarını göstereceğim. Aracın zeminini deldim. Buradan aşağıya temiz hava hortumu, egzoz ve mazot hortumu iniyor. Mazot deposunun kapağından yakıt almıştım. O yakıt bu hortum vasıtasıyla buraya kadar geliyor. Burada bir filtreye bağlanıyor. Filtreden çıkıyor. Cihazın mazot pompasına bağlanıyor. Mazot pompasından da cihazın içine doğru gidiyor. Cihaza doğru giden hortumu ayrıca kırmızı bir yüksek basınç hortumuyla sardım. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Bu da cihazın mazotu yakarken ihtiyaç duyacağı temiz hava borusu. Ucunda şöyle bir filtresi var. Egzozu da şu hortumla
dışarı atılıyor. Egzozun yönüyle temiz hava hortumunun yönü farklı yönlerde. Yani egzozdan çıkan dumanı tekrar cihaz almasın diye farklı yönlere doğru bağladım. Kısaca sistem bu şekilde. Montajını bitirdim. Geçici olarak aracın aküsüne bağladım ve kumanda panelinden çalıştırdım. Şu an sıcak üflüyor. Hemen hemen hiç ses gelmiyor gibi. Aracın altından çok az pompanın ve egzozun sesi geliyor, cihazın egzozunun. Ama cihazın kendisinden, fandan herhangi bir ses gelmiyor. Elimi bu kadar tutabildim. Yani şöyle bir denersek eğer. Dört saniye tutabildim. Beşinci saniye çekmek zorunda kaldım. Kapağını söktüm. Çalıştırma mantığı bu şekilde. Şurada bir yanma odası var. Bunun içinde mazot yanıyor ve bu ısınıyor. Şuradaki fan dışarıdan aldığı havayı bu yanma odasına doğru üflüyor. Hava şu kanallardan geçerken ısınıp buradan çıkıyor. Hava yanma odasının etrafında ısınmış ızgaralardan geçiyor. Geçerken ısınıyor. Buradan sıcak olarak çıkıyor. Cihaz şöyle yolcu koltuğunun arkasına yerleşmiş oldu. Buradan direkt içeri doğru sıcak hava üfleyecek. Önden de göstereyim. Şu parça normalde sürücü koltuğundaydı. Onu buraya taktım. Oturan kişinin ayağı çarpmasın diye cihaza. Cihaz da şu şekilde şöyle içeride monte edilmiş oldu. İçeride duruyor.